temel olarak vermemiz gereken mesaj, Kırım Kongo'dan nasıl korunabilir insanlar, bunu anlatmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan uzak durmak gerekiyor. Bu gibi yerlere gidenler açık renkli elbiseler tercih etmeli. Vücutta açık kısım kalmamasına dikkat etmelidir gerekiyor. Dönüşte, hani bu bölgeden dönüşlerde mutlaka ne yapmak gerekiyor? Kene yönünden hem elbiselerini hem vücutlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Bunun dışında hani söylemek istediğimiz temel şey, nokta şu. Vücuttan bir an önce kenenin çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili de hani bunu, şu mesajı vermemiz lazım. Kene ne kadar uzun soluklu vücutta kalırsa hastalığın oluşma riski artıyor. Bir an önce kenenin çıkarılması gerekiyor. Ama bu da çıplak elle olmayacak şekilde yapılması gerekiyor. Neyle yapılabilir? Kene var, peçeteyle çekilebilir, yaprakla çekilebilir belki arazi şartlarında ya da bir kumaş yardımıyla çekilebilir. Mekanik olarak kenenin çıkarılması gerekiyor. Evde ise bir cımbız yardımıyla ya da sağlık tesislerinde ise penset yardımıyla deriye girdiği en yakın bölgeden tutunarak çekmek yoluyla yapılabilir. Kene çıkarıldıktan sonra yapmamız gereken şey o bölgeyi alkolle ya da iyotlu bileşikler ya da bir antiseptik solüsyonla temizlemek ya da kolonya olabilir. En kolayı kolonya. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak için hani bilinen eski yanlışlar var, bunu da söylemek gerekiyor. Kene vücuttayken üstüne kolonya dökmek ya da üstüne gaz yağı dökmek veya üstünü sigarayla basmak, bunlar riskli işlemler. Çünkü böyle bir durumlarda keneler hayat söndürücü olabiliyorlar.